Yatlaşıyor. hadi sen de durma. Durma. Sana dance bolca, dance. Deyin sana ders bolca Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber dünyamızın hareketleri ile alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Aşağıdaki sözcüklerimizi doğru cümlelere yerleştirelim. Evet. Türkiye'de nokta nokta gece gündüz eşit yaşanır ve 5 kına bakalım çünkü birbiriyle bağlantılı. Dünya'da nokta 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 gece gündüz eşit yaşanır. Dünya üzerinde hangi noktada olursanız olun. 21 Mart ve 23 Eylül'de gece ve gündüz eşit yaşanacaktır. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece. O yüzden Türkiye'de ya da Dünya'da 21 Mart ya da 23 Eylül hiç fark etmez. Gece gündüz eşit yaşanacaktır. O yüzden buraya 21 Mart ve 23 Eylül yazabiliriz. Dünya kendi çevresinde ne kadar sürede dönerdi? Tabii ki de bir tam gün ya da bir günde döner. Bir günde döner. Güneş nereden doğardı? Güneş doğudan doğardı değil mi? Doğudan. Dünya nereden nereye doğru dönüyordu? Batıdan doğuya doğru dönüyor. Bakın güneş doğudan doğuyor. Evet ama dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya. Bunu da çizdik. Türkiye'de en uzun gündüz Hangi tarihte yaşanıyordu? Bunları çizmemişiz bu arada. Dünyada Türkiye'de en uzun gündüz. Yaz aylarında gündüz süreleri daha fazla olduğundan aklımıza hemen o özel o dört tane özel tarihten yaz ayı aklımıza geleceğinden hemen Haziran'ı çiziyoruz ve Türkiye'de en uzun gündüzün 21 Haziran'da yaşandığını söylüyoruz. Türkiye'de en uzun gece ise 21 Aralık'ta yaşanır. 21 Aralık. 21 Haziran'da en uzun gündüz. 21 Aralık'ta ise en uzun gece yaşanır. Türkiye için unutmayın. Evet, aşağıdaki cümlelerimize doğru ise de yanlış ise Y koyalım. Dünyanın güneşe dönük kısmı aydınlıktır. Aynen öyle. Dünyanın güneşe dönük kısmı aydınlıktır. Yani gündüzü yaşıyordur. O yüzden doğrudur. Dünyanın güneşe dönük olmayan kısmı gündüzü yaşar. Hayır, dünyanın güneşe dönük olmayan kısmı karanlık olduğu için geceyi yaşar. Bu yanlıştır. Öğle vakitleri gölge boyunun en kısa olduğu zamanlardır. Aynen öyle. Güneş daha tepeden e, tepemize duracağı için gölge boyumuz sıfır ya da sıfıra yakın değerler alacaktır. Yani daha kısa olacaktır. O yüzden doğrudur. Güneş ışınları eğik geldiği zaman gölge boyu kısalır. Hayır, güneş ışıkları bu şekilde eğik geldiği zaman gölge boyumuz uzayacaktır, kısalmayacaktır. O yüzden bu yanlış. Türkiye'de yazın geceler kısa, gündüzler uzundur. E, baktığımız zaman yaz aylarına, geceler evet kısa, gündüzler de uzundur. O yüzden bu doğru. Bir yıl 56 haftadan oluşur. Bir yıl 56 hafta değil 52 haftadan oluşur. O yüzden bu yanlış. Dünya güneş çevresine dolanmasaydı mevsimler oluşmazdı. Evet, dünya güneş çevresinde dolanmasaydı mevsimler oluşmazdı. O yüzden bu da doğrudur. Doğru ve yanlışları da bitirdiğimize göre, diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.